Roman korkunç bir sıcakta Tozak köyünde başlar. Yıllardır ekim biçen Kır Abbas, sıcağa dayanamayarak karısı Cennet Kadın, oğlu Yusuf ve gelini Senem'le tartışır ve biçmeyi bırakarak eve doğru yönelir. Bu sırada gördüğü bir kaplumbağa, ondan korkup kabuğunun içine girince Kır Abbas sinirlenir, ufak bir çukur açıp kaplumbağayı ters bir şekilde içine koyar. Daha sonra bu yaptığına pişman olsa da geri dönmeye üşenip köyün iki kuyusunu ziyaret eder. Bu sırada köyün eğitmeni Rıza tarladan dönerken kaplumbağayı görür. Sıcak kaplumbağayı çoktan öldürmüştür. Bunu yapana içinden söverek köye doğru yürüyen Rıza burada Kır Abbas'la karşılaşır. Kır Abbas ters çevirdiği kaplumbağayı düzeltmeye gittiğini söyleyince Rıza önce sesini çıkartmamaya çalışır. Fakat kendini tutamayarak Kır Abbas'ın arkasından "Git de yaptığını gör!" diye bağırır. Bir süre bunun vicdan azabını çeken, özellikle de Rıza'ya yaptığı işi anlattığı için üzülen Kır Abbas yine tarlada fazla çalışamayıp köye döner. Bu sefer kuyularda payından fazla su çekip serinlemeye çalışır. Hatta sonunda kuyulardan birinin içine girer. Kır Abbas evde banyo yapmayı beklerken kardeşi Pat Ali gelip kendisinden oğlu Durmuş'un düğünü için borç ister. Pat Ali parayla şarap alıp oğluna iyi bir düğün yapmak istemektedir. Ancak parası olmayan Kır Abbas ona yalnızca eşeğini verebilir. Bu eşeği alan Pat Ali çevre köylerden üzüm bulur. Ancak bu çok da kolay olmaz. Üzüm ile ilgili ikinci bir vaka da okul yılının başladığı gün gerçekleşir. Rıza ders anlatır, Kır Abbas da öğrencilerle birlikte onu dinlerken köye üzüm ve kil satan bir satıcı gelir. Satıcı ürünlerini müstehcen ve alaycı bir dille satmasına karşın köy halkı ona mahkum olduğu için yine de ürünlerini satın almak zorunda kalır. Bu olayın etkisiyle düşüncelere dalan Rıza, köyün ikliminin üretken bağların yetiştiği Mahmudiye köyünden çok farklı olmadığını fark eder ve bir bağ kurma fikrini ortaya atar. Kır Abbas ve Muhtar Battal'ın da kabul ettiği bu fikir, Durmuş'un düğünü sırasında köy halkı eğlenceye ve şaraba dalmışken açıklanır ve herkes tarafından kabul edilir. Ancak bağ kurma işi oldukça zorlu bir süreç olacaktır. Belli kısımları pur taşıyla kaplı olan Purluk bölgesi, köy halkının gece gündüz çalışmasıyla kazılmaya, bağ dikmeye uygun bir hale getirilmeye başlanır. Köy halkının neredeyse tamamı bağ kurma fikrine sıcak baksa da, bağın nasıl paylaşılacağı gibi meseleler arada sırada ufak pürüzler çıkarır. Bunlar Kır Abbas, Rıza ve Muhtar Battal sayesinde fazla büyümeden halledilir ve bağ çalışmaları hızla devam eder. Tozak köyünü ziyaret eden ve halk tarafından sevilen devlet memuru Gezici Hamdi Bey'in de bu fikri coşkuyla karşılaması köy halkını bu işe iyiden iyiye inandırır. Purluk bölgesi yeteri kadar kazıldıktan sonra bağ için çubuk aramaya başlayan Tozak halkı bu konuda Gezici Hamdi Bey'in verdiği sözü tutmaması nedeniyle bir süre sıkıntı yaşar. Kır Abbas'ın kasabadaki aramaları da bir sonuç vermeyince çevre köylerden bulunan çubuklar ile bağ ekilir ve bu zorlu iş tamamlanmış olur. Çubukların ekilmesinden sonra kalan toprağa karpuz ve kavun ekilince Tozak köyünde iyimser bir hava esmeye başlar. Bu tohumların çubuklara göre çok daha hızlı bulunması başta Kır Abbas olmak üzere herkesi neşelendirir. Bağı hayatının yeni amacı ve heyecanı olarak gören Kır Abbas kendisini buraya bekçi olarak atar ve ekim biçmeyi tamamen bırakır. Hatta evdeki hayatından zaten mutlu olmadığı için buraya kendisi için bir talvar yaptırır ve havanın güzel olduğu aylarda tam zamanlı olarak bağın içinde yaşamaya başlar. Bir süre sonra hamile olan Senem bir kız çocuğu doğurur. Kır Abbas bu haberi aldıktan sonra bir tane Senem'in, bir tane de Durmuş'un karısı Esme'nin çocuğu için iki kaplumbağa yavrusu öldürür ve onların kabuğundan beşiklere asılacak dekorasyon malzemeleri yapar. Bu kabuklarla eve geri dönen yaşlı adam torununun adını Yeşer koyar. Bu süre içinde yetişmiş olan kavun ve karpuzları köylüye dağıtan Kır Abbas bir anda hem kendi ailesi içinde hem de köyün geri kalanında çok saygı gören bir adam haline gelir. İkinci bölüm Yeşer'in doğumu
ve ilk karpuz kavunun yenmesinden 5 sene sonra başlar. Bağ artık iyice yeşermiş, üzüm verecek kıvama gelmiştir. Kır Abbas hayatını burada sürdürmekte. Bağı bostanı ve burada yaşamaya başlayan onlarca kaplumbağayı izleyerek vakit geçirmektedir. Üzümler iyice kıvama geldiğinde köyün ilk bağ bozumu için hazırlıklar başlar. Bunca yıldır bağı bekleyen Kır Abbas köyde adeta bir bayram havası estirir. Herkesi tıraş olmaya ve düzgün giyinmeye zorlar. Kendisi de bir paşa kostümü giyerek köyde bir günlüğüne bütün komutayı eline alır. Üzümler toplandıktan sonra eski bir töreyi canlandırarak topladıkları hasadı yolda geçen insanlara, turistlere dağıtırlar. Bu saçı töreni sırasında gezici Hamdi Bey de köye gelir ve işlerin yolunda olduğunu görür. Bağ bozumundan sonra koyunların üremesi için koç katımı adı verilen şenlik düzenlenir. Bu kutlama sırasında gökten sarı, metal bir cihaz düşer ve köy halkını ciddi anlamda korkutur. Bunu önce yeni moda bir bomba sanan köylüler, daha sonra Kır Abbas'ın eline aldığı cihazın hükümete ait olduğunu düşünür ve onu güvenli bir yerde saklamaya karar verirler. Henüz cihazın sırrı çözülememişken Tozap köyü hükümetten bir başka ziyaretçi daha alır. Bir ciple köye gelen 5 kişilik kadastro komisyonu köyde ölçüm ve kroki çalışması yapılacağını açıklar. Köy yaşantısından pek haz etmeyen Emin Bey'in başını çektiği komisyon, farklı yaşam tarzları nedeniyle köylülere zor anlar yaşatsa da kadastro işi tatlı bir şekilde yürütülüp sona erer. Aynı zamanda bu kadastro komisyonu sayesinde köye düşen esrarengiz cihazın da meteoroloji rasat cihazı olduğu anlaşılır. Bu problem de çözülmüş olur. Ancak bu çalışmaların son gününde Purluk ve buradaki bağ ziyaret edilir. Emin Bey'in sorduğu sorulara saf bir dürüstlükle cevap veren köylüler, Purluğu kendilerinin kazıp bağ haline getirdiğini, buranın daha önce kimseye ait olmadığını söyler. Emin Bey de tüm bu bilgileri not alıp köyden ayrılır. Sonuçları bir süre sonra köye gelen mal müdürü Ömer Bey sayesinde belli olur. Verilen raporlar sonucunda Purluk arazisinin devlete ait olduğu ve köylülerin buraya yasa dışı bir müdahalede bulunmuş olduğu anlaşılmıştır. Devlet bu arazinin ve buradan toplanacak gelirlerin hazineye ait olduğunu bildirmektedir. Geride kalan 5 yılda hayatını yalnızca torunu Yeşer'e ve bu bağı ayırmış olan Kır Abbas, haberi alır almaz haklarını aramak için kasabaya gider. Ancak burada ne yapacağını bilmediği için kötü yazılmış bir dilekçe yazıp kaymakamın yerine bakan tahrirhatçı Sırrı Bey tarafından adeta baştan savulan Kır Abbas herhangi bir sonuca erişemez. Köye geri döndüğünde bir toplantı düzenleyip gördüğü sahneleri, yaşadığı maceraları detaylı bir şekilde anlatan Kır Abbas, kanunun bu olduğu yönünde cevap aldığını, Purluk ve bağ masallarının artık bittiğini açıklar. Köy halkı buna inanmak istemese de Kır Abbas bütün umudunu kaybetmiştir. Kendisi dışında uğraşmak isteyen varsa gidip şanslarını deneyebileceklerini söyler. Ancak Muhtar Battal'ın ve Rıza'nın çabaları da sonuç vermez. Verilen dilekçelerden bir sonuç çıkmadığı gibi, durumu öğrenince küplere binen gezici Hamdi Bey'in kasabada tanıdıkları da kanunu bu olduğu yönündeki açıklamayı desteklemiştir. Rıza ve Hamdi Bey daha düzgün yazılmış, daha derli toplu bir dilekçeyi yine de postalarlar. Fakat bürokratik merciler arasında dolanıp başladığı yere geri dönen bu dilekçede herhangi bir mutlu sona yol açmaz. Bağları artık resmen el koymuş olan hazine, bunları açık artırmayla satmaya çalışır. Ancak ilgilenen çıkmaz. Tozak halkının da istenilen paraları ödemesi mümkün değildir. Hal böyle olunca mal müdürü Ömer Bey, buradaki hasadın hazine için satılacağını, Tozak köyünün de ufak bir pay alacağını açıklar. Bu iş için çevre köylerden toplanan 150-200 adamla hasat yapmaya geleceğini açıklar. Ancak Kır Abbas daha önce davranır. Gecenin karanlığında herkesi harekete geçirerek tüm üzümleri toplatır. Kendi mallarını hırsız gibi çalmalarını sağlar. Toplanan üzümler hızla pekmez ve şarap yapılır. Bağlarda toplanabilecek hiçbir şey bırakılmaz. Kır Abbas bununla da yetinmez. Daha önceden sürülerini bağdan uzak tutmaları konusunda uyardığı çobanları çağırarak köyün tüm hayvanlarını bağların içine salar ve her şeyin yok edilmesini sağlar.
Mal müdürü ve topladığı işçiler geldiklerinde ortada tamamen yok edilmiş bir bağ ve buradan göç eden yüzlerce kaplumbağa görürler.